Gözde, maalesef şüphelendiğimiz gibi. Kanında HIV saptandı. Yani? Yani AIDS. Hemen karamsarlığa kapılma. Şimdilik sadece taşıyıcısın. İyi bir bakımla, düzgün bir ilaç tedavisiyle çok uzun yıllar yaşayabilirsin. Uzun yaşamak ha? Bırakma kendini lütfen. Hastalıkla savaşabilmek için güçlü olman lazım. Şimdi nereden başlayacağımızı konuşalım. Ben nereden başlayacağımı biliyorum. Anlamadım. Yok, bir şey yok. İlk grup ilaç burada. Düzenli alman şart, unutma. Bu arada tüm AIDS hastalarının bilgilerini kayıt altına alıyoruz. Seninle ilgili de bir rapor yazacağız, bilgin olsun. Hiç fark etmez doktor. İstediğinizi yazın. Artık hiç fark etmez. Hesap vereceksiniz. Hepiniz bir bir hesap vereceksiniz. Neden geldin? Ne zamandır görüşmemiştik. Artık görüşmesek daha iyi zaten. Aslında haklısın. Dur Gözde, ne yapıyorsun? Artık hiç görüşmeyelim. Hiç. Özcan Şener, 35 yaşında, otogalericisi. Belli ki zengin bir ailenin oğlu. Sürekli adresi burası mı? Hayır, değil. Zaman zaman kullanırmış burayı. Malum zamanlarda yani. Evet. İki el ateş edilmiş. Tam karşıdan. Kapıda da zorlama yok. İçeri giren her kimse Özcan onu tanıyor olmalı. Balistik isteyelim, parmak izi falan. Ben dışarıdakilere bir bakacağım. Tamam. Eminsiniz değil mi? Evet, onlar avukat. İkimiz de gördük. Arkadaşlar ifade için merkeze alacaklar sizi. Yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz. Arkadaşlar biz anladık. Tamam. Ali, ne var ne yok? Abi, bir kadın görmüşler evden çıkarken. Kadın mı? Evet. Tipini tam seçememişler kadının. Önce silah sesleri duymuşlar. Sonra kadın çıkmış evden. Bu arada Özcan'ın arabası da kapıdaymış. Binmiş kadın, uzaklaşmış. Allah Allah. Bir şey mi oldu abi? Kadının niyeti hırsızlık olsa içeriği de talan ederdi. Sadece arabayı alıp kaçtı. Var bu işte bir yamukluk. Plaka belli mi? Belli belli. Hemen ekipler anons geç. Geçtim abi. Nerede kaldın Faruk? Nasılsın yavrum? İyiyim, sen? İyi. Demek sonunda aklın başına geldi. Geldi. Evet. Güzel. Neden burada buluştuk? Benim otele gitseydik. Burası daha iyi. Gözde dur, ne yapıyorsun? Kendine gel. Gözde! Seni
seni öldüreceğim. İki gündür ceset topluyoruz. Bu iş canımı sıkmaya başladı. Ölenin kimliği belli mi? Faruk Altın, ajan sahibiymiş. Evli bir çocuk babası. Giren çıkan araçlarla ilgili bir kayıt var mı? İlginç bir şey buldum abi. Nedir o? Faruk'un aracı girdikten sonra garajdan çıkan ilk araba bu. Plaka tanıdık. Dün öldürülen Özcan Şener'in arabası. Hani kadının çaldığı araba? Evet. O zaman kadın aynı kadın. Büyük bir ihtimalle silah da aynı. Hemen balistik inceleme alalım Ali. Özcan ve Faruk arasında bir bağlantı bulmaya çalışalım. Ortak tanıdık, ortak düşman. Kadının resmini de sistemdekilerle karşılaştırın. Anlaşıldı abi. Merkeze dönüyoruz. Elimizi çabuk tutalım. Başka ceset istemiyorum. Geç bakalım. Kendine bir yer bul. Hadi Allah kurtarsın. Hoş geldin, Allah kurtarsın. Geç şöyle. Boş yatak. Eyvallah. Komşu geldin ha? Öyle oldu birader. İlk defa mı? Yok, paşa kapısından nakil geldim. Ne o? Rahat duramadın mı? Duramadım birader. Durmam. Yapma ya. Neden? Dışarıda ağlar paşalar. İçeride ağlar paşalar. Vurmuşum birini, bağlanmışım. İçeride mi eyvallah edeceğim? Sakin ol biraz. Olamam. Aha da lafım ortaya. Varsa buranın odu çıksın ortaya. Neyse ne, görelim hesabı günden. Bitsin bu iş. Birader, hoş geldin de. Burası bildiğin yerlere benzemez. Rahat ol, efendi ol. Sana mı soracağım? Bana değil. Asım abimize soracaksın. Kafamın dikine giderim dersen de sen bilirsin. Bizden uyarması. Akıllı ol, efendi ol. Bak kardeşim, sen biraz gerginsin. Yat uyu. Dinlen biraz. İyi olur senin için. Merhaba tatlım. Çoktandır arazisin. Yoksa sağlam bir herif mi buldun kız? Yo, kendi kendime takıldım bir süre. Fırsat olmadı, arayamadım. Beni atlatıp dışarıdan iş almıyorsun değil mi? Papaz olmayalım. Olur mu öyle şey Demi abi? Seni çiğner miyim hiç? İlk düştüğünde salaktın biraz ama çabuk öğrendin. Aferin. Öğrendim ya, öğrendim. Neyse, şansına iyi müşteri var bu gece. Yüklü. Gidemem. Aa, niye? Hastayım. Ay başın mı tuttu kız? Hayır, AIDS'im. Ne? Ne diyorsun sen kızım? Nereden bulaştın? Beni sattığın Gözde. Adamlardan bulaştı. Bak yapma. Ne oldu usta, çıktı mı bir şey? Balistik tutuyor. Özcan Şener'le Faruk Altın'ı öldüren silah aynı. Tam düşündüğümüz gibi. Başka? Kadının resmini sistemle karşılaştırıyoruz. Şu ana kadar bir eşleşme yok. Parmak izi falan? Temiz. Kadın vurup çıkıyor usta. İz yok, delil yok. Mutlaka vardır da biz görmüyoruz, anasını satayım. Hüsnü abi. Bir dakika usta, efendim ayı. Kadın yeniden iş başında. Ne oldu Hüsnü? Üçüncü cinayet usta. Kadın Taksim'deki bir barda adamın birini vurmuş. Yapma be. Hadi Taksim'e gidiyoruz.
Emi Ergün. Barın müdavimiymiş. Kulağa bak. Ne iş yapıyormuş bu adam? Bardaki kadınları satıyormuş. Söylediklerine göre kadın da barın müdavimi. İsmi Gözde. Soy ismini bilen yok. Hatta 3 yıl önce bir güzellik yarışmasında derece almış. Merkeze dönünce araştıracağız. En azından artık elimizde bir isim var. İçerisi kalabalıkken, üstelik tanındığı bir yerde adam infaz etmek... Sanki birilerine meydan okur gibi. Haklısın. Mutlaka kendince bir sebebi vardır. Mutlaka. Hadi merkeze dönelim. İfadelerini alalım Ali. Kadının yerini yurdunu bilen falan varsa... Tamam abi. Tamam. Seni öldüreceğim. İki gündür ceset topluyoruz. Bu iş canımı sıkmaya başladı. Ölenin kimliği belli mi? Faruk Altın, ajan sahibiymiş. Evli bir çocuk babası. Giren çıkan araçlarla ilgili bir kayıt var mı? İlginç bir şey buldum abi. Nedir o? Faruk'un aracı girdikten sonra garajdan çıkan ilk araba bu. Plaka tanıdık. Dün öldürülen Özcan Şener'in arabası. Hani kadının çaldığı araba? Evet. O zaman kadın aynı kadın. Büyük bir ihtimalle silah da aynı. Hemen balistik inceleme alalım Ali. Özcan ve Faruk arasında bir bağlantı bulmaya çalışalım. Ortak tanıdık, ortak düşman. Kadının resmini de sistemdekilerle karşılaştırın. Anlaşıldı abi. Merkeze dönüyoruz. Elimizi çabuk tutalım. Başka ceset istemiyorum. Merhaba tatlım. Çoktandır arazisin. Yoksa sağlam bir herif mi buldun kız? Yok. Kendi kendime takıldım bir süre. Fırsat olmadı, arayamadım. Beni atlatıp dışarıdan iş almıyorsun değil mi? Papaz olmayalım. Olur mu öyle şey Demi abi? Seni çiğner miyim hiç? İlk düştüğünde salaktın biraz ama çabuk öğrendin. Aferin. Öğrendim ya. Öğrendim. Neyse. Şansına iyi müşteri var bu gece. Yüklü. Gidemem. Aa, niye? Hastayım. Ay başın mı tuttu kız? Hayır, AIDS'im. Ne? Ne diyorsun sen kızım? Nereden bulaştın? Beni sattığın Gözde. Adamlardan bulaştı. Bak yapma. Ne oldu usta, çıktı mı bir şey? Balistik tutuyor. Özcan Şener'le Faruk Altın'ı öldüren silah aynı. Tam düşündüğümüz gibi. Başka? Kadının resmini sistemle karşılaştırıyoruz. Şu ana kadar bir eşleşme yok. Parmak izi falan? Temiz. Kadın vurup çıkıyor usta. İz yok, delil yok. Mutlaka vardır da biz görmüyoruz anasını satayım. Hüsnü abi. Bir dakika usta, efendim ayın. Kadın yeniden iş başında. Ne oldu Hüsnü? Üçüncü cinayet usta. Kadın Taksim'deki bir barda adamın birini vurmuş. Yapma be. Ali, Taksim'e gidiyoruz. Emi Ergün. Barın müdavimiymiş. Kulağa bak. Ne iş yapıyormuş bu adam? Bardaki kadınları satıyormuş. Söylediklerine göre kadın da barın müdavimi. İsmi Gözde. Soy ismini bilen yok. Hatta 3 yıl önce bir güzellik yarışmasında derece almış. Merkeze dönünce araştıracağız. En azından artık elimizde bir isim var. İçerisi kalabalıkken, üstelik tanındığı bir yerde adam infaz etmek... Sanki birilerine meydan okur gibi. Haklısın. Mutlaka kendince bir sebebi vardır. Mutlaka. Hadi merkeze dönelim. İfadelerini alalım Ali. Kadının yerini yurdunu bilen falan varsa... Tamam abi. Tamam. Ahlak masasından bir şey çıktı mı? Hayır. Kadının kaydı hiçbir yerde yok. Abi bir bakabilir miyim? Bak. Bak bak. Ne oldu ki? Ben tanıyorum bu kadını. Ne? Nereden tanıyorsun? Gözde. Gözde Akçay. Hastamız. Hasta mı? Ne hastası? AIDS. Sürekli kontrol altında tutuyoruz. 3 cinayetten aranıyor bu kadın. Ne? Sizde kaydı var mı Gözde'nin? Adres falan? Var. Tabii. Tabii var. Hemen öğrenelim. Hadi. Allah Allah. İşe bak ya. Bak nereden çıktı ya? Allah
karısı gitmiş. Dünden beri yokmuş. Apartmanda tanıyan bilen de yok. Bu nasıl iş anlamadım. Şuraya baksanıza bir. Ne var? Şu Özcan değil mi? Bunlar da Faruk'la Lemi. İnfaz listesi gibi. Çevreye dikkatle bakın. Bir şeyler bulmaya çalışın. Efendim Aylin. Gözlerin izini bulduk galiba amirim. Ne? Nerede? Trafik ekipleri kullandığı aracı Karagümrük yolunda görmüşler. Bir köprü altında. Peki Gözde? Aracın içindeymiş. Ekipler uzaktan izliyorlar. Bizden haber bekliyorlar. Müdahale etmesinler. Gözlemede kalsınlar. Biz hemen çıkıyoruz, tamam mı? Ne olmuş? Gözde'nin izini bulduk galiba. Hadi yürüyün. Beklemeliyiz merkez, tamam. Sıra sana geldi kız. Silahı var, ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Gözde! Bırak o silahı. Siz kimsiniz? Ne işiniz var burada? Polis! Bırak silahını, teslim ol. Hadi kızım, bırak silahı. Beni almaya geldiniz. Hapse atacaksınız beni. Bırak o silahı, öyle konuşalım Gözde. Hadi, bırak o silahı. Konuşacak bir şey yok. Yapma! Kendini öldürmen hiçbir şeyi çözmez. Kapat çeneni! Hiçbir şey bilmiyorsun. Hastasın Gözde. Çok hastasın, biliyoruz. Ne yaptığını bilmiyorsun. Bırak o silahı Gözde. İndir o silahı. Hadi kızım indir. Hadi, hadi indir. Bırak silahı. Gözde bırak. Bırak beni. Öldüreceğim kendimi. Bırakın. AIDS hastası olduğunu öğrendiğin gün başladın cinayetlere. Bu adamlarla ne derdin vardı Gözde? Özcan, Faruk, Lemi. Neden öldürdün onları? Onlar yüzünden. Her şey onlar yüzünden geldi başıma. Önce Özcan. Neden ilk o? Çünkü her şey onunla başladı. Yarışmayı kazandığım yaz tanıştık Antalya'da. Sevdik birbirimizi. Ya da ben öyle sandım. Evleneceğiz dedi. Kandırdı beni. Sonra ne oldu? Kapı dışarı etti beni. 6 ay oyaladı. Sonra da kovdu. Peki sonra ne yaptın? Ailenin yanına dönmedin mi? Dönmek istedim ama kabul etmediler. Mecburen İstanbul'da kalıp çalışmaya başladım. Nerede? Faruk'un ajansında. Peki onunla aranda ne geçti? O da yalancının tekiydi. Hem çalışıyorduk birlikte hem de sevgili olmuştuk. Çok iyiydi bana karşı. Çok iyi para kazanmıyordum ama güvende hissediyordum kendimi. Sonra da... Ayrıldınız mı? Evet. Neden ayrıldınız? Çünkü evli çıktı. Karısını öğrendim, çocuğunu. Benden gizlemiş, aylarca yalan söylemiş bana. Boş yere bekletmiş. Kavga ettik. Ayrılmak istedim. Hem ajanstan hem ondan. Bütün piyasayı tanıyordu. Başka hiçbir yerde iş bulamadım. Tek başıma 5 parasız kaldım. Sonra da Lemi'yle tanıştın, ha? Bir kadın satıcısına mı sığındın? Sığınmadım, mecbur kaldım. Nasıl oldu? Zengin müşterilere kızlar gönderiyordu Lemi. Direnecek halde değildim. Lemi'nin en çok kazandıran kızıydım. Sosyeteye, patronlara, bir sürü adama satıyordu beni. Sık dişini kızım diyordum kendi kendime. Biraz para biriktirip bırakırsın.
İstanbul'dan da gidersin. Kurtulursun bu hayattan. Gidip bir yerden sıfırdan başlarsın diyordum. Ama olmadı. Tam bırakmaya niyetlendim. Bu sefer de hastalık çıktı. Berbat bir hikaye. Hikaye falan değil amirim. Hayat. Benim hayatım. Şimdi için rahat mı peki? Bu adamlar ölünce bütün hesaplar kapandı mı? Yetişip kurtarmasaydınız beni kapanacaktı. Kendimi öldürünce bitecekti her şey. Birilerini öldürmekle hiçbir şeyi geri getiremezsiniz. Gençliğini de, hayallerini de geri getiremezsin. Artık sadece kendin için yaşaman lazımdı Gözde. Olan biteni unutup önüne bakman lazım. Biliyorum ama... Onun için bile geç kaldım. Sağlıklı da olsan, hasta da olsan cezanı çekeceksin. Allah yardımcın olsun.